Evet, burası da Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Öksüzlü köyü. Hemen Zinko'nun, Küpeli Kız'ın yanında yaklaşık 1 kilometre mesafede, 1 kilometrede bile olmayabilir mesafesi. Çok yakın. Burada da depremin yıkıcılığı var. Şöyle hemen yolun üzerinde görebiliyorsunuz yıkılan evleri. Evet. İnşaat halindeki bir yapı bile yıkılmış. Öksüzlü. Hemen Zeynep Uşağı'na yakın, biraz köyün içerisinde bir tur atıp sağlı sollu aslında yapılar yıkılmış. Benim hemen sağımda da yıkılan yapılar, evler var. Öksüzlü köyünde de insanlar çadırlarda, dışarıda tahtadan yapılmış seyyar tuvaletler var, çadırlar var. Öksüzlü Köyü Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği tabelası var ve bu yapıda yerle bir olmuş. Merhabalar, geçmiş olsun. Hocam, Öksüzlü köyü kaç haneli bir köydü? 150-160 vardı. 150-160. Evet. Yıkılan tamamen enkaza dönüşen... Bir tane ev yok, en fazla 5 tane falan. O da tek katlı. Evet. Evet, yaşamını yitiren çok oldu mu? 25 kişi falan. 25 kişi Öksüzlü köyünde mi? Burada mı yoksa? Şehirde 8-10 tanesi şehirden, diğerleri burada. Diğerleri burada, 25 kişi yaşamını yitirdi. Başınız hemen sağ olsun. Evet, falan. Evet. Toplam bir ihtiyacınız, buraya ulaştırılmasını istediğiniz bir şey, acil bir şey var mı? Ya ondan ya işte miktarımızla uğraşıyor. Evet. Uğraşıyorlar, geliyor yani yardım. Geliyor, ha, çok iyi. Çadırlar da kurulmuş. Hala çadırdasınız, 16. gün. Evet. Geliyor da, yarar da geliyor. Çok iyi. Çok geçmiş olsun. Ol, kolay gelsin. Evet, Öksüzlü köyünde de yaşamını yitiren sayısı hem şehir merkezinde hem de köyde 25 kişi. Köyün tamamı neredeyse yıkılmış yine. Kocalar köyüne geldik. Burada yollar birçok noktada böyle bozulmuş. Tabi dolgu yapılmış, doldurulmuş bu yollar. Evet, Kocalar köyünde de hemen ana caddenin sağında ve solunda yıkılan binaları görüyoruz. Aynı güzergahta zaten. Burada yollarda dayarıklar oluşmuş, bozulmalar var. Ve bu güzergahtaki köylerin tamamında yıkım çok fazla, can kaybı fazla.
içerisini de göstermek istiyoruz. Köylülerin tamamı hemen köyün dışında kurulan çadırlarda kalıyor, afat çadırlarında. Yine evlerinin enkazının başına da çadır kuranlar var. Şuraya bakacağız eğer köylülerden birilerini görebilirsek köy hakkında biraz bilgi alalım. Evet, burada da yıkılan bina yapı çok fazla gerçekten, sağımızda solumuzda. Neredeyse yarısı köyün yıkılmış. Kocalar köyünde insanlar ağır hasarlı evlerinden eşyalarını çıkarıyor. Merhaba hocam, geçmiş olsun. Hocam, bu Kocalar köyünde hane sayısı kaçtı? Kusura bakmayın, işinizden alıkoyuyoruz. Çok geçmiş olsun. Hane sayısı kaçtı köyünüzün, Kocalar köyünün? İki tane oba daha var, 100 tane çıkar ya. 100 ev. Obalarla birlikte mi? Yıkılan ev çok fazla sanırım burada. Özellikle burada var, öbür iki obada yıkılan yok da hasarlılar var. Evet. Öbür obaların isimleri neydi? Bu Öksüzler buraya mı bağlıydı o da? Öksüzler köyü. Buraya bağlı olanlardan bahsediyorum. Zaten. Evet. Öksüzler obasıyla Nahkolar çıktı. Evet. Burada kayıp ne kadardı? Öyle mi? Evet. 15 kişi burada, 5 de Maraş'tan, toplam 20 kişi. Toplam 20 kişi. Bu güzergahın tamamında yanılmıyorsam Küpeli Kız, Öksüzler, burası böyle devam ediyor değil mi? Çok kayıp olan köyler buralar. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Evet, Kocalar ve bağlı 2 oba var, toplam 100 hane. En fazla kayıp burada yaşanmış. Biraz bilgi aldık. İnsanlar tabi ağır hasarlı evlerinden eşyalarını çıkarıyorlar. Böyle durum. Evet, şu an bulunduğumuz noktada bu dağı görüyorsunuz. Yani ortadan bu tepeyi ortadan bölmüş resmen hat. Ve burada yol da aynı şekilde bozuk. Bu Küpeli Kız, Öksüzler, Kocalar köylerinin güzergahı ve burada yıkım çok fazlaydı.
Biz birçok yerde aslında böyle yarıklara denk geldik ama böyle bir tepeyi ortadan bölmüş bir yarık ilk defa görüyoruz sanırım. O yarığın devamında şimdi yolu göstereceğim size. Yolun bu bölümünde de çöküntü var. Hemen aynı yarığın devamı. Burası Küpeli Kıza, Zinkon'a giden yol. Tamamı böyle çatlamış. Bazı yerlerde derin yarıklar, bazı yerlerde de yüzeysel çatlaklar oluşmuş. Yine şimdi hemen solumdaki tepeden kopan büyük kayaları göreceksiniz. Bu kayalar yolu daha önce kapatmıştı ama iş makinalarıyla bunlar kaldırılmış belli ki. Görüyorsunuz bu kayalar, kocaman kayalar. Deprem sırasında, bak yolda zaten yarattıkları tahribatlar var, hemen şu tepeden kopmuş deprem sırasında ve yola devrilmişler. Bakın şurada göstereyim, aynı kırık böyle devam ediyor. Öyle. Öyle. Geniş yarıklar. Bu tarlanın içerisinde de aynı şekilde yarık var. Böyle devam ediyor. Tevekkeli Köyü. Tevekkeli Köyü de aynı güzergahta. Ancak biraz önce sizlere gösterdiğimiz hat daha sağımızdan geçtiği için bu köyde yıkılan ev sayısı diğer köylere oranla daha az gibi görünüyor. Köyün içerisinde gözle görülür yıkılan yapı çok göremedik ama burada yolun hemen kenarında bir yapı yıkılmış. Hemen devamında başka bir yapı. Yani özellikle yol üzerinde bulunan yapılar çökmüş tamamen. Tevekkeli Köyü'nde iki katlı binalar tek kata, iki katlı yapılar tek kata inmiş, duvarlar çökmüş. Yola bakan evler yıkılmış, sağlık evi ayakta henüz. Onun bahçesinde de insanlar çadır kurmuş. Burada da çocuk oyun alanının içerisinde kurulan çadırlar var. Hemen yolun sağında yıkılan evler. Evet. Böyle. Tevekkeli Köyü de böyleydi. Dediğim gibi yola bakan evler yıkılmış daha çok ama köyün yukarısındaki evler ayakta duruyor. Devrilen bir ağaç. Da kapıcam. Tabii birçok köyü dolaştık ve geç oldu bizim pazarca dönmemiz. Bu dolaştığımız köylerin haberlerini
yazıp görüntülerini göndermemiz gerekiyor. O yüzden biraz acele ediyoruz. Bazı yerleşim yerlerinde sadece çekim yapıp oradaki bilgileri alıp sizlerle paylaşıyoruz. Köyde de yola bakan, caddelerde, yan caddeye bakan evlerde yıkım var. Alt katlar köylerde genelde ahır ve depo olarak kullanıldığı için hayvanlar altında kalarak yaşamını yitirmiş olabiliyor. Ama tamamen enkaza dönüşmedikten sonra bu evlerden kurtulanlar çok olmuş.